Evet arkadaşlar, arena boşluklarını devam ediyoruz. Saat kaç şu anda? 1.37 arkadaşlar. Gece 1.37. Ödüller gelmiş. Önce şunları bir alayım. Arena galip. Abi çok enteresan ya. Nefes almadan arena kısıyorum. Kim abi bu benim üstümde olanlara ya? Bu kadar oynayan. Oyuncu gelişiminde arkadaşlar 1250 parça 5 yıldız. 500 parça 400. Oba 3 harfayı 1. Allah bereket versin. Diriltme. 10 tane altın kristali. Tamam, güzel. Oyuncu gelişimi 4. olmuş arkadaşlar. Dünya 4.sü. Ay arkadaş ya. Sıralamaları kes. Buralara bakalım. Burada neler var abi? Tek kişilik müsabakalarda. Güzel. Al bunları gelsin. Ne ara gelmiş, ne ara fullemişiz. Sonra abi kahraman kullanımı da alalım. Tamam, buradan da 25 kredi basacağız. Belli oldu. Sıra gelelim fasulyenin faydalı kısımlarına. Bakalım arkadaşlar bu hafta kimler var? Hop, tıp 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 tıp. Ekibe bakalım kim var? Kızıl Uluk'u alabilirsin diyor bana. Omega'yı da alalım. Rino'yu alalım. Koca kafalı Moduk alalım. Başka kimi alalım? Void alamıyoruz. Void ittifak savaşında. Bu sefer çılgın bir ittifak savaşı yaptım. Neyse. Hele'yi alalım abi. Hadi bakalım böyle gidelim. Kimler var? Yolumuzda da boss'ta da. Ana boss'a bak, kolaymış. Ne var karosunda? Köşede aman aman üstünden geçeriz. Tamam. Şimdi hacı abiler. Sol tarafta ne güzel gözüküyor. Hepsi, aslında hepsi kolay gözüküyor ya. Hadi bakalım. Buna koca kafalı Modok'la girelim arkadaşlar. Koca kafalı Modok. Modok'u da defansta çok fazla görüyoruz. Ama yani defansta ne kadar iyiyse de saldırıda da bir o kadar iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar karakterin. Seviyorum bir de abi karakter. Bir de çok böyle fonksiyonel de bir karakter. Özellikle özel saldırı biri rakibiniz iyileşmiyorsa veyahut da güç barı dolduruyorsa fena. Yine özel saldırı ikisi kanama veriyor arkadaşlar. Ağır saldırısı yakma veriyor. Yani şöyle bir L3 atacağım. Bak şimdi siper atacağım. Ağır saldırıyı basacağım. Arkasına L3 atacağım. L3'ü de biliyorsunuz yani roket başına random olarak bir etki açma şansına sahip. Yüzde kaç şanslı bilmiyorum ama hatırlamıyorum daha doğrusu. Bak iki tane yakma. Bir tane zehir, bir de iyileşme engeli. Güzel karakter ya. Seviyorum Modok'u. Gerçekten etkili bir karakter. Kafası büyük olabilir ama işte işlevsel. Bir de dengesiz kritik atmaları var. Her nasıl domino dengesizce bazen 100 vuruyor, bazen 2000, 3000, 5000 vuruyor neyse. Bu da küçük domino diyebilirim o dengesizlik konusunda. Roket Rakun. Roket Rakun'un da zayıf tarafı arkadaşlar sağlığı. Çok az bir sağlığı var. Bir kere daha koca kafalı Modok'la gidiyorum. Yapıştır ağır saldırıyı. Yak. Oba. 4 vuruşun 3'ü yakma verdi. Şansı kes. O neydi lan? Çat. Bir daha yapıştır. Bir de bu kendi kendine otobloğu yok mu? Çok güzel. Aslında otobloğun otosiper tetiklemesi lazım. İlk zamanlar tetikliyordu. Sonradan kaldırdılar. Çat yapıştır bir ağır saldırıda. Paso yakıyoruz. Abi, acaba bunun R5'i kaç yakar? 500-500 yaksa var ya öf, ateş eder ha. Bu roket rokuna normalde kendi L3'ünü atmıyor muydu? Niye böyle bir şey yaptı? Allah Allah. Ana sen, oba sersemi kes. Abi çok güzel şeyler verdi ya. Sersem vardı. İki tane de sarsıntı verdi üzerine. Sersem bayağı uzun sürdü ama. Bu da yeni Karra Panter. Buna Omega ile girelim. Hop 14 tane varken yapıştır.
Yalnız üzerine zırh varken sersem attım ha. Çat. Ne koydun lan kafana? Tamam, bunu da buna patates etsin. Ana, adamda acaba yetenek sahibi düşürmesi mi vardı bunun? Tamam, bunu da gıdıklamış olduk. Karakterleri tanımak önemli arkadaşlar. Tüm özelliklerini incesine kadar bilmek lazım. O yüzden hep diyorum ya, kendinize belirleyin birkaç tane karakter, onlarla asılın gelsin. Bir daha Omega görelim. Tamam, 12 tane varken yapıştırdık. O da bize yapıştırdı. Karşılıklı bu işler. Al gülüm, ver gülüm. Vurdu, gol oldu. Bir sağ aparkat. Olmayan koluyla vurdu hem de. Tamam, kimle girelim? O zaman Kızılık abimize devam edelim. Bir yandan da Arana beni bekliyor arkadaşlar. Bir yandan da Arana beni tam boşluğunda denk getirmeye çalışıyorum. İşte Arana kastığımız zaman biraz böyle olur ya. Çat. 6 yılda Kızılık ne be abi? Yani biraz prestiji olsa 1 ekre 2 var, 3 1 5 ne varsa basarsın. Scarlet Witch. Scarlet Witch'e de kimle girelim? Koca kafalı Modok'la devam edelim. Gerçi tehlike, kritik attık mı bize patlatacak ama neyse. Yakmaları da farklı vuruyor abi. Dengeli değil ki. Ona da iki tane zehir var üzerimde var ya. Bir de iyileşme engeli ver, hepten öleyim bari. Yorma sen kendini. Kritik atmaya korkar olduk acı ya. Ulan ne de söyleyeceğim, yapıştır bari. Ua, koca kafa yerlerde. Scarlet içinde böyle bir egzantrikliği var abi ya. Zehirleri arka arkaya basıyor üstüne. Eğer şanslı olursan zehir veya iyileşme engellemesi vermeyip işte atıyorum zayıflık mayıflık falan verirse, yorgunluk falan artık ne veriyorsa, o zaman da sağlık basıyorsun. O da ayrı bir güzelliği de bana pek denk gelmiyor olay. Biraz da Rino oynayayım ya. Rino'yu da ben seviyorum abi. Millet sevmiyor. Niye sevmiyor fark edeyim anlamıyorum ama. Ya database olarak çok sağlam bir karakter. Atılma saldırılarında %100 oluyor abi karakter. Ya atılıyorsun işte. Bir şey yaptı yok. Durdurulamaz. Atılsa da alacaksın. Bir de böyle minnacık karakterlere karşı da engellenemesi bir oluyor abi. Bir de köşeye sıkıştırıyorsun ayıptır söylemesi şöyle. Basıyor hiddeti. Daha ne yapsın abi karakter. Bak şimdi hiddeti kes. Çat. Arkasına yapıştır L2'yi. Karakter can ya. Vallahi R4 attım ama hiç pişman değilim. Gerçi R4'ünü... Oha 12 vurdular birle birle. R4'ünü gerçi bilim R4'üyle atmıştım ama bu hani 2015 bine çıkıyor diyor. Abidik gubidik taşlarla atmıştım onu. Ve geldik boss'a. Boss'ta da yanan bir hayalet sürücü var. Ne vardı abi burada? Güç boşaltması falan filan. Tamam ya, Rino'yla girelim. Dediğim gibi yani karakterleri tanımak önemli arkadaşlar. Tüm özelliklerini bilmeniz lazım. Bu sebeple de abi bol cana ama bol cana antrenman yapıp o karakterlerle oynayacaksınız. Kendinize 3 tane belirleyin. Paso onlarla oynayın. Yani inanın bana Hulkbuster'la bile antrenman yapsanız bir yerden sonra belki de birçok oyuncunun Corvus'la oynadığından daha iyi oynayacaksınız. Biraz abarttım ama hani teşbih tahta almaz hesabı bizimkisi.
Baksana abi, karakter vuruyor, gözünü seveyim senin ya. Duvara gömü, bir de köşeye sıkıştırdım ama baba patates spor. Velhasıl Kerem arkadaşlar, bugünün anlam ve önemiyle karakterleri tanımakla ilgili. Özellikle Modok için söyledim bunu daha çok. Çünkü çok defansta görüyoruz ki saldırıda da oldukça etkili bir karakter. Dediğim gibi biraz daha karakteri tanımak lazım. Biraz daha sevmek lazım ve bolca antrenman yapmak lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak isterseniz de videoları beğenebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.